ediyorum. Tabii bu özel bir ağırlık. Şöyle göstereyim. Özel boyalı ve özel bir kaplama var üzerinde. Herhangi bir koku yaymıyor. Şok liderimizi daha sonra Letgo denen özel bir ip var. Şöyle göstereyim size. Bu ipin içerisinde kurşun bir tel geçmektedir. Yine aynı şekilde dibe yatırmasını sağlıyor. Bunu da hem kamuflaj gördüğünüz gibi. Letkor ve Flying Backlit'in asıl görevi oltamızı mümkün olduğunca dibe yatırmak. Yani misine bu şekilde dik durursa balık gelip bu misine görür veya çarparsa huylanıp kaçar yemleme bölgesinde. Bu nedenle oltamızın tamamen dipte olması gerekiyor. Hem dipte olacak ve görünmeyecek. Balık görürse onu yine aynı şekilde kaçacaktır. Daha sonra geliyoruz. Safety clip dediğimiz bizim güvenlik klibi. Bir klip bu. Özellikle kurşunun bağlanma şeklini gösteriyor. Şöyle ki balık oltamızı koparttı diyelim. Misinemizi koparttı ve kaçtı. Bu kurşun sabitse burada balık bir yere takılıp orada ölecektir. Kaçamayacağından dolayı. Fakat İngilizler bu olayı geliştirerek öyle bir klips yapmışlar ki kolayca kurşundan kurtulabiliyor. Şu bu şekilde kurşun gitti, taşların arasına sıkıştı ve takıldı. Fakat bunu kullandığımızda kolayca bakın bu şekilde kurşundan kurtulabiliyor ve balık gidebilir. Hayatta kalma şansı artıyor bu şekilde. Klipsin ikinci özelliği oltamıza balık yakalandığında gidip herhangi bir yere takılırsa kurşun kolayca oltamızdan çıkacak ve bizim balığı başarılı bir şekilde çıkartmamıza yardımcı olacaktır. Oltamızın son kısmı da gördüğünüz şekilde köstek. Bu kösteği özel bir fır döndüğüyle bu klipsimize takıyoruz. Gördüğünüz şekilde. Bir de bu kösteğin dönüp oltamıza dolaşmaması için bu şekilde bir silikon hortum var. Kösteğimizin dolaşmasını önlüyor. Köstekler tabi avlandığımız bölgeye göre, dip yapısına göre çok farklıdır. Genellikle örme ipten yapılır. Normal misine veya fluorokarbon dediğimiz suda görünmeyen misine de vardır tabii ki. Buradan birkaç tür size gösterebilirim. Bazıları kaplamaları var. Yine aynı şekilde dolaşmaması için. İçinde bildiğimiz örme ip var. Bu şekilde görünüyor. Tabii farklı renklerde, farklı tipte çok fazla seçenek var. Şimdi benim daha önce farklı şartlarda ve göllerde avlanmak üzere önceden hazırladığım köstekler var. Burada iğne büyüklükleri, ipler vesaire hepsi farklıdır. Hangi şartta avlanacaksam o iğneyi kullanıyorum. Sazanov'un en önemli özelliklerden biri de tek iğne kullanılmasıdır. Ve bu tek iğneyi kullanırken de yemi iğnenin üzerine değil, bu şekilde hair rig dediğimiz sistemle bağlıyoruz. Yani iğne, yem iğnenin dışında kalıyor. Balık gelip yemimizi aldığında iğne de peşinden ağzına girerek balık yemi tükürse bile iğne dudağına takılıyor. Bu şekilde. Tabi burada iğnenin üzerine silikon bir boru koyduğumuz iğneyi daha doğru bir şekilde yönlendirmesi için kullanıyoruz. Bunu herkes kullanmıyor fakat ben şahsen
kullanma taraftarıyım ve oldukça da başarılı bir yöntemdir. Özellikle sazan iğnelerinden bahsetmek istiyorum size.